yine kopar gerçekten. Bir kısmı ise iki arada bir derede müzebzebine beyne zelik la ilahe ula ve la ilahe ula ne oraya ait ne oraya ait idare eder gider. Ve olan hakikate olur. Hakikatin kendisine olur. Dolayısıyla esasında din dilinin değiştiği hakikati vahiylerin tekrar tekrar gönderilmesiyle de bellidir. Peygamberlerin tekrar tekrar gönderilmesiyle bellidir. Çünkü peygamberlerin getirdiği hakikat değişmiyor. Hepsi aynı hakikati getirdiler. Hepsinin getirdiği İslam mıydı? Hepsi İslam'ın peygamberidir. Tüm peygamberlerin dini İslam'dır. Tevhid tüm peygamberlerin akidesidir. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Hiçbir değişiklik yok. Peki ne değişti? Esasen dil değişti. Dil efendim kendi zamanına, kendi zeminine, kendi toplumuna ve uygun Kur'an'ın da ifadesiyle biz her peygamberi kendi kavminin lisanıyla gönderdik. Bu lisan sadece konuşulan dil ve söz dağarcığı anlamında değil. Aynı zamanda o kavmin düşünme biçimi, o kavmin efendim algı biçimi anlamında da böyleydi. Mesela geleneksel dille bir kıyas yapacak olursam. Lütfen. İşte kadın meselesinde geleneksel dili bugüne taşıdığınızda kız çocuğunuza din hakaret olarak gelecek. Geleneksel dil kadını bir fitne olarak algılar. Kadın fitnedir. Onun için de fitne saklanmalıdır. Fitne hayatımızın ne kadar dışında tutulursa o kadar az olur. O nedenle kadını hayatın içinden çektiğiniz zaman fitneyi çekmiş olursunuz. Fitne erkeğin gözünde mi, kadının yüzünde mi? Sualini sorduğunuzda bu cila dökülüveriyor hemen. Yani bu manada geleneksel dille eğer siz kızınıza tesettürü emredecekseniz tesettürün gerekçesi olarak sen fitnesin yavrum demeniz gerekir. Kızınız kabul eder mi? Benim kızım kabul eder. Veya bizi dinleyenlerden, bizi izleyenlerden herhangi birinin kızı kabul eder. Yani sen fitnesin ve hayattan çekilmen lazım. Onun için de seni hayattan böyle çekeceğiz. Hayatın içinde olacaksan böyle olacaksın. Efendim, dolayısıyla böyle bir dil kadını aşağılayan da bir dil. Bugünkü zihin içerisinde böyledir. Dünkü zihin bunu kabul etti. Dünkü zihin buna itiraz yöneltmedi. Çünkü müsait. Geleneğin algısı buna müsait. Geleneğin kültürü buna müsait. Onun için bugünkü zihne taşıdığınızda bu asla müsait değil. Bugünkü dilde bu bir hakaret anlamına gelir. Siz eğer özel hali, kadının özel halini izah edecekseniz, siz bu hali bir pislik diye değil, bir muafiyet olarak izah edip, erkek ömründe bir kez şehit olur. Kadın her ay şehit olur. Allah senin şehadetini ibadet olarak kabul ediyor. Demekle öbür dil nasıl aynı olabilir? Nasıl aynı kefeye konulabilir? Dolayısıyla bu iki dil arasındaki fark çok büyük bir fark. Ve bu iki dil üzerinden verilen mesajlar da çok farklı mesajlar. Dünkü dünyanın mesajları dünkü dünyanın mesajlarıydı. Abdullah bin Ömer öyle diyor. Allah Resulü vefat edinceye kadar kadınlara istediğimizi yaptık. Resulullah vefat ettikten sonra vefat edinceye kadar kadınlara bir şey söylemeye korktuk. Bir şey yapmaya korktuk çünkü aleyhimize ayet iniyordu. Ama ne zaman ki Allah Resulü vefat etti istediğimizi yaptık. Önümüz açıldı. Dolayısıyla bu aslında geleneksel kültürü de gösteriyor. Geleneksel algıyı gösteriyor. İşte çocuk terbiyesi meselesinde. Geleneksel dili kullandığınızda, geleneksel dil gerçekten de
çocuğu çocuğun şahsiyetini esas alan bir dil değil. Çocuğun kişiliğini esas alan bir dil değil. Dolayısıyla o dili esas aldığınızda işte Kur'an'ın Hazreti Lokman'ın nasıl hitap ettiğini gördük. Bu manada benim yeni din diliyle iddiam, yeni din diliyle çağrım Kur'an'ın diline dönmek. Vahyin orijinal diline dönmek. Çünkü vahyin orijinal dili bu manada her dem taze. Her dem yeni. Onun için de diyorum ya, yorumların dilinden metnin diline, nassın diline, kaynağın diline dönmek. Yani dili eğer üreteceksek yorum üzerinden değil, kaynağın üzerinden yeniden üretelim. Bugüne, şimdi ve buradaya bir yol açalım. Şimdi ve buradaya bir dil açalım. Yani zaten kadim dil, geçmiş dil, geleneksel dil de böyle yapıldı. O da kaynağa gitti, kaynaktan aldı, kendi şimdi ve buradasına getirdi. Kim kendi şimdi ve buradasında üretti. O gün için geçerli bir dildi. O günde işlevini yaptı veya yapamadı. O günün insanların sorumluluğu, o günün şahadeti. Biz ise bugünden şahidiz. Biz günümüzün şahidiyiz. Şehadet yapacaksak, şahitlik vazifemizi yerine getireceksek, günümüz içinden, yaşadığımız zamandan yapacağız bunu. Onun için de bugünden bakıp, eğer yeni bir dil üreteceksek kaynak orada. Kaynak terü taze duruyor. Pir pak duruyor. Yepyeni bir dili oradan getirip üreteceğiz. Bu yeni dil meselesinde şöyle etrafımıza baktığımızda hakikaten dinle ilişkisini kesmiş birçok insanın dili değiştirdiğinizde dine karşı yaklaşımının da değiştiğini görüyoruz. O zaman anlıyorsunuz ki aslında bu adamın sorunu dinle değil. Dinle. Eğer dinle olsaydı dili değiştirseniz de hiç iltifat etmeyecekti. Zaten öyle birileri var ama onlar kellem yekün. Yok hükmünde. Ama çoğunluk dinle alakasını kesmiş gibi duran çoğunluk bakıyorsunuz dili değiştirmeye başladığınızda hemen dikkat kesiliyor. Hemen ilgi gösteriyor. O zaman bunlar dinle alakasını kesmemişler. Aslında bunların dinle alakasını kestim zannetmeleri de kendi kendilerini aldatmaları. Bunlar dille alakalarını kesmişler. Fakat dili din zannetmişler. Evet. Çünkü savunanlar da bunlara bunlara dili din olarak göstermişler. Böyle takdir. Onların etmişler. Yanlışını bunlar da kabul etmişler. Gerçeği bilmiyorlar ki. Dinle irtibatları zaten zayıf. Yok ya, bu bunların dilidir. Bu dinin dili değildir. Bu geleneğin dilidir. Bu zamanın, zeminin dilidir. Bu dünkü dildir. Dünkü dili bunlar din diye satıyorlar demiyor. Ama öbürü de ilginçtir. Tabii bu sefer bir başka problem daha başlıyor. Siz dil değişir, din değişmez. Değişken olan bu dili dünkü dildir. Bugünkü dili de kuralım, vahiyden yola çıkarak dediğinizde